İstanbul Havalimanı'nda yaşandığı söylenen pist eğimi sorununun teknik açıklaması. Son günlerde İstanbul Havalimanı'nda pist eğimi kaynaklı olarak uçaklardaki fren sisteminin sıkıntı oluşturması ve aşırı ısınmasına dair haberler medyada yer alıyor. Peki böyle bir durum gerçekten mevcut mu? Bir uçak bakım uzmanı bu konudaki görüşlerini paylaşmış. Çok teknik ayrıntıya inmeden basit bir şekilde bahsedilecek olursa, öncelikle uçaklarda kullanılan fren sistemi otomobillerdeki gibi değil. Birden fazla fren diski sabit ve dönen şekilde ayrı ayrı tekerlek asamblesi, yani lastik artı jant içinde duruyor. Ve hidrolik bir sistem aracılığı ile bu disklerin üzerine basınç uygulanıp frenleme yapılıyor. Bütün bu yapıya Nose Main Landing Gear SC deniyor. Bu sistemde kullanılan diskler karbon alaşımlı malzemelerden yapılıyor. Bunun amacı frenleme esnasında kısa sürede çok büyük bir yükü durdurması gereken frenlerin çok yüksek sıcaklıklara bir anda çıkması ve karbon alaşımlarında normal metallere göre hem aşınma hem de dayanım yönünden bu duruma dayanabilecek en ekonomik malzeme olması. Buralarda salt metal kullanamazsınız. Çünkü metaller hem ısıya karbon kadar dayanmaz hem de kolayca aşınıp üzerlerinden parça kopmasına daha fazla meyillidir. Bu durumda ciddi güvenlik tehlikeleri oluşturur. Uçaklarda fren en fazla inişte kullanılıyor. Normalde bir uçağı sadece fren kullanarak durdurmak mümkün. Bu yönde testler tasarım aşamasında yapılıyor ama bu olay fren mesafesini çok fazla uzatıp buna ek olarak lastik ve fren disklerinin aşınmasını çok fazlalaştırdığı için ekonomik değil. Dolayısıyla iniş sonrası thrust reservoir sistemi ile frenlere yardımcı olunması için motorun gücü de frenlemede kullanılıyor. Böylece uçak en emniyetli mesafede ve en ekonomik bir şekilde durduruluyor. Yalnız burada bahsedilen sorun iniş esnasındaki frenleme değil, taksi sırasındaki frenleme. Uçakların iniş takımlarını arabaların yürür aksamı gibi düşünmeyin. Uçaklar yerde değil havada gitmek üzere tasarlandıklarından iniş takımlarının asıl amacı kontrollü düşüşü, yani bizlerin bildiği şekliyle inişi en yumuşak şekilde tamamlamak olan bir sistem. Dolayısıyla uçaklarla indikten hemen sonra çok fazla taksi yapılsın istenmez. Eğer uçağı yerde araba gibi sürmeye başladığınızda ve bu sürüş bu havalimanında olduğu gibi haddinden fazla olursa, hem tekerler hem fren sistemi hem şok absorber denilen uçak amortisör sistemi hem tekerlerin bağlı olduğu iniş takım dikmeleri hem bu dikmelerin uçağa bağlandığı yerler gereksiz bir stres altına sokuluyor. Yerde uzun süreli sürüş uçaklar için uygun bir durum değil. Ayrıca taksi anında sürekli tonlarca ağırlıktaki bir uçağı yavaşlatıp hızlandırmak da kolay değil. Bunun sebebi uçağın süratinin bir araba gibi ayarlanamaması ve uçağı durdurmanın öyle araba frenindeki gibi koydum pedala topuğu tak dedi durdu şeklinde olmaması. Kütleden kaynaklanan ivme ne kadar yumuşak fren yaparsanız yapın iniş takım sistemini zorluyor. Uçak frenleri hidrolik sistemler tarafından kontrol edildiğinden sistem basınçları da belli. Mesela pilot ne kadar abanırsa abansın, sistem basıncı emniyet açısından ayarlandığı optimal aralık üzerine çıkmaz. Çünkü aşırı basıncın sistemi patlatıp daha tehlikeli bir şeyler yaşanması istenmez. Bu halde sürati yerde biraz fazla olan pilotun daha yavaşlamak için daha uzun mesafe ve süre fren yapacağı anlamına gelir. Ve az önce saydığımız sistemler bu durumdan çok daha fazla etkilenir. Ayrıca iniş sırasında çok fazla şekilde ısınan fren disklerinin yerdeki uzun taksilerde kolayca soğuması mümkün değil. Uçak frenleri arabalardaki gibi hızdan kaynaklanan hava akımı ile soğutulacak şekilde tasarlanmıyor. Yüksek sıcaklığa gelmiş fren disklerinin en optimal soğuma şekli uçağın hareketsiz bir şekilde beklemesidir. Ama siz iniş yaptıktan sonra yaldır yaldır dur kalklı 30 dakika taksi yaparsanız zaten gerilen diskleri ve sistem içinde dolanan iyice sıcaklaşmış hidrolik sıvılarını daha da fazla zorlarsınız. Bu durumda teker patlaması ya da hidrolik sistemlerde ısı kaynaklı aşınmalar sonucu kaçaklar görülebilir. Fren diski kaynaklı yangınlar havacılıkta sık görülen yangınlardır.
Çünkü duramayacağını düşünen pilot içgüdüsel olarak frenlere daha fazla basar veya eğer pilot biraz tecrübesiz olursa fren kullanımı daha fazla olabilir. Frenlerin köklenmesi durumunda her ne kadar uçaklarda anti-skid denen bir sistem olsa da oluşan yüksek ısı tekerleri ve teker içine basılan nitrojen gazını ısıtmaya başlar. Anti-skid'i ısınmayı önleyen mucize bir sistem sanmayın. Bir nevi uçaklar için ABS sistemidir. Yüksek süratte frenleri otomatik olarak tutup bırakarak kızaklama denilen kaymayı engellemeye yarayan bir sistem ve tasarım amacı aslında bu. Çalışması sırasında diskleri sıkıp bırakarak bir nevi yan görev olarak aşırı ısınmayı önlemeye ve diskleri soğutmaya da katkı sağlıyor. Ama asıl görevi düzgün ve kaymadan yavaşlamayı sağlamak. Aynı durum anti-skid'in çalışmadığı düşük süratteki taksilerde de geçerlidir. Ve sürekli dur kalk yapıldığında oluşan ısıdan dolayı tekerlerin içindeki nitrojen gazı genleşir. Tekerlerin üzerinde genleşen bu gazın acil tahliyesi için çıkış noktaları olur. Ve bu çıkış noktaları içerideki gazın belli basınç üzerine çıkması halinde patlayıp açılır. Buna papet atma da derler. Papet attığında teker bir anlamda patlamış demektir ve uçağı hareket ettirmemeniz gerekir. Burada korkmayın, bu durum iyi bir olaydır çünkü tekerin çok daha şiddetle infilak etmesi ve etrafının hasarlaması engellenmiştir. Bunun dışında eğer fren diskleri çok ısınırsa lastik tutuşabilir. Daha kötüsü fren mekanizmasında kullanılan hidrolik sıvıları çok yanıcı olduğundan bu sıvıların olduğu bölgelerde de sızıntı olursa sıvı anında tutuşabilir ve bu tutuşma çok kısa sürede uçağı sarar. O sebeple fren disklerinin aşırı ısınması çok tehlikeli bir durumdur ve çok dikkat edilmesi gereken uçuş ekiplerinin de çok titiz yaklaştığı emniyet konularından biridir. Bunun haricinde uzun süreli taksi yapıldığından iniş takımlarındaki her türlü malzemenin ekonomik kullanım ömrünü kısaltmış oluyorsunuz. Normalde atıyorum 100 iniş kalkışa dayanacak bir malzeme uzun taksiler neticesinde mesela 60-70 iniş kalkış sonunda değiştiriliyor. Bu durum uçağın nereden baksanız saatlerce uçuştan çekilmesi demek ve kullanacağınız malzeme miktarını artıran olumsuz bir olay. Uzun taksiler sonucu iniş takımlarının gövdeye bağlantı noktalarında oluşan çatlamalar vesaire hiç girmiyorum. O olay daha büyük bakım işlerine yol açan sıkıntılı durumlar. Profesyonel görüşüm iniş takımlarına bu kadar yüklenmenin iyi olmadığı yönünde. Havalimanının diğer taraflarını bilemem. Yok arı gelmiş, yok kuş göç yolu, yok rüzgar vesaire. Bunlar benim alanım değil. Dolayısıyla herkese açık fikir belirtemem ama mesleki anlamda baktığımda bu kadar uzun taksi yapılması bence teknik açıdan düzeltilmesi gereken bir nokta. Bu havalimanını kullanan yolcular herhangi bir uçak seyahatinde umarım bu yanık kokusu nereden geliyor deyip durmazlar. Yeni videoda görüşmek üzere.